Peki emniyetten koruma istediniz mi? Yok, hayır. İstemediniz. Peki tehdide rağmen yok, hala hatta PKK'nın üzerine... Emniyetten hocamıza koruma vermeyi teklif etmişlerdi. Evet. Sadece PKK'dan değil, Tahir Bey, El-Kaide'den de tehdit almıştı hocamız. Biliyorsunuz bazı El-Kaide davalarında adı geçmişti. Hatta listelerde isimleri geçmişti. Hocamıza teklifte bulundular koruma vermek için. Hocamız kabul etmedi. Bizi Allah korur Tahir Bey. Allah'ın dilemesi dışında ne bir gün ileriden canımızı alabilirler, ne bir gün geri ertelenebiliriz. Allah'ın ayetlerinde de belirttiği gibi hepimizin bir ecel vakti var. Ama PKK zaten bu kadar korkulacak bir örgüt değil. PKK korkak aslında. Bunun farkına varılması gerekir. Bunun PKK'nın propaganda gücünden dolayı böyle oluyor. Şimdi siz gece gündüz bütün şehit annelerimizi tenzih ediyorum ama kanallarda ocaklara yaz düştü, ateş düştü diye haberleri verirseniz o zaman PKK propaganda yapmış oluyor. Halbuki şehitlerimizin demin ailenin de anlattığı gibi şehir şehir dolaştırılıp kanlarının boyunlarına sünüp hatta kıyafetlerinin bile değiştirilmeden tekbirlerle uğurlanması gerekir. Müjde var orada. Değil şimdiye kadar verdiğimiz şehitler. Biz bugüne kadar PKK'ya on binlerce şehit verdik. Hatta şu anda da yüzden fazla, çok fazla sayıda şehidimiz var. Biz 80 milyon şehit oluruz diyoruz. 80 milyonun son kişisine kadar şehit oluruz da PKK hiçbir şey bu ülkeden tek bir toprak, tek bir çakıl taşı bile alamaz. Bunu böyle bilmek...